Merhabalar. Merhaba. Merhabalar, hoş geldin. Hoş bulduk. Bir canlı yayın klasiği olarak sesim geliyor mu? Gayet iyi geliyor. Güzel. Nasılsın, Merhaba iyisin Görkem? arkadaşlar. İyiyim, sağ olasın. Mahmut, sen nasılsın, iyisin? Vallahi iyilik. Uzun zaman oldu görüşmeyeli. Evet. Ya fiziksel olarak mekanlar ayrı yerlerde olunca bir Evet. görüşmemiz de zor oluyor. İş güç Do derken de. do doğrudur, doğrudur. Ne yapıyorsun? Karantinaya geçtin sen de. Karantinadayım. Gördüğün gibi evdeyim. Hiç dışarı çıkmıyorum uzun bir süredir. Vallahi Ama hepimiz öyleyiz. illaki ihtiyaçların oluyor ya. Yani çıkmak zorunda Ama kalabiliyorsun. Mümkün olan en iyi tedbirleri uygulayarak da çıkmaya çalışıyorsun. aynen öyle. Gayet güzel geçiyor o zaman. Evet. Bu akşam aslında geçen hafta Sinan'ın başlattığı bir güzel bir çalışmaydı. Biz bir yandan evden astronomi yapacağız aslında. Ses Evet. yankısı mı geliyor? Bana gelmiyor. Bana Bizim geliyor. sesimiz gidiyor mu bilmiyorum. Ses geliyor herhalde. Evet. Geçen hafta Sinan'la başlattık biz bunu. Evden bir yandan sıkıntımızı bir yandan da insanlarla giderelim. En azından bir şeyler aktaralım. Gayet güzel oluyor. Bir yandan hem biz de unutmamış oluyoruz, çalışıyoruz. Bir yandan da evde kalan insanlarla biraz sohbet ediyoruz. Evet, Bu kesinlikle şekilde geçiyor. faydalı olduğu kanısındayım ben de. Çünkü mecbur bu sıralar herkes evlerine kapanmış durumda. En azından bu durumu biraz değerlendirmek adına evde yapılan etkinlikler biraz daha ön plana çıktı. Ve Kesinlikle. YouTube'a bakarsan canlı yayınlar falan da patlamış durumda artık. Doğrudur. Biz Instagram'da yapıp Instagram'daki canlı yayını sonra YouTube'a Evet. aktarıyoruz. Aslında başlayabiliriz ama öncesinde istersen Tamamdır. bir seni tanıyalım. Tamam. Kim bu Görkem? Uzun zamandır kayıptı. Evet, sosyal dünyada neredeyse hiç yoktum. Öncelikle gelen dostlar var, onlara selam olsun. Onu Herkese. tanımayanlar olabilir. Benim adım Görkem, Görkem Koroyoz. Elektrik elektronik mühendisiyim. Aynı zamanda astronomi uzay bilimleri bölümünde yüksek lisans yaptım. Şu anda doktorama yine aynı bölümde devam ediyorum. Kayseri'de yaşıyorum. Aslında astronomiyle ilişkim benim üniversitede değil, çok çok öncesinde. Benim çocukluk yıllarıma dayanan bir süreç. Ortaokul yıllarında ilk astronomiyle tanıştım. Ve benim hayatımda aslında çok önemli bir tutku olarak bugünlere kadar geldi. Muhtemelen ölene kadar da gidecek bu şekilde. Yani zaten bir virüstür. Bizimki de bir virüs Evet, aslında. evet, Ama evet. korona kadar değil, etkili değil. Yani biz Evet, en azından kesinlikle. eve tıkmıyoruz. Biz gökyüzüyle bulaştırmaya çalışıyoruz. Evet, bize yapabileceğin en büyük kötülük eve tıkmak. Evet, kesinlikle. Biz bugün iki konu üzerinden biraz sohbet edeceğiz dedik. Tamamdır. Birazdan hem ortaokulların konularına yönelik, İşte 5. sınıf öğrencilerin işte güneş, dünya, ay konularını. Bir yandan da biraz popüler bazda işte dünden yarına ay görevleri nelerdir, ne değildir onlardan Evet. bahsedeceğiz. Tamamdır. İstiyorsan sen mi başlayacaksın? Nasıl yapacağız? Evet, sesim yankılanıyormuş. Bana da yankılı geliyor. Ben Mikrofonun kapatayım. Şu an geliyor sesi. çok derinden geliyor ama. Derinden mi geliyor? Az önceki daha netti ama dedikleri gibi aslında biraz yankılıydı. Şu Bu an arada benim mikrofon sesim nasıl? nasıl geliyor? Senin sesin gayet iyi geliyor. Şimdi nasıl?
Şimdi yine aynı. Oldukça düştü seviyesi. Ses biraz yankı geliyor. Şey ya tamam. Kulaklığın mikrofonunu mu kullanıyorsun? O da garip bir tabir oldu. Kulaklıkları kapattım. Şu an nasıl ses? Çok derinden geliyor. Acaba benim ses kısık diye mi? Yok. Gayet de yüksekmiş benim. Hemen bakıyorum. Volüm. Evet, gayet yüksek. Şu an ses ise yankı yok ama dediğim gibi. Derinden geliyor. Evet. Biraz yaklaşınca iyileşti. Mikrofon, laptop'a mı mikrofon mu? Pardon. Telefon. Telefonu. Şey değil. Hani ara şey yok. Evet sanırım. Şu an nasıl? Şu an nasıl? Çok yüksek, iyi geliyor. Ama yankı yapmasa güzel. Şu an evet az biraz yankı var gibi. Görkem Hoca'da ses yok diye. Ses yok mu? Sesin gayet iyi geliyor. Şu an geliyor. Güneş Dünya Av konusuyla başlayalım. Bu Güneş Dünya Av konusunda basamak basamak şekilde gidelim dedik. İşte Güneşimiz nedir, Dünya nedir, Ay nedir, daha doğrusu bunu biliyoruz da hani neler mi yapıyor, neler ediyor. Bu biraz daha ortaokul konusu, 5. sınıf konusu. Hep merak edilir. Biz de fazla derine girmeden anlatacağız. Evet. Burada gelen arkadaşlar var. Geçen hafta Sinan Hoca ile yaptığımız gayet güzel geçti. Önce biraz konuşup sonrasında soruları alırsak çok daha güzel olur. Çünkü hemen sorularda iç içe geçmişim. Senin açından şu anda yazdıkları soruları takip etmek nasıl, zor mu? Yok, şu an herhangi bir sıkıntı yok. Soruları en son alırsak, en son kısmı soru cevap yaparız, o şekilde devam ederiz. Aynen, o zaman izleyicilerimizden ricamız sorularını sona bırakmaları. Sonra zaten detaylı bir şekilde soru cevap şeklinde de o kısımlar gidecektir. Başta temel bazı şeyleri anlatalım. Önce temel şeylerden, güneşimizden bahsedeceğiz. Bu güneşimiz biliyorsunuz dünyamıza en yakın yıldız. Aynı zamanda bizim hem ısı hem ışık kaynağımız olan yıldızımız. Bu güneşimize baktığımızda aslında çok büyük bir yıldız değil. Ama aynı zamanda çok küçük bir yıldız da değil. Orta büyüklükte bir yıldız. Orta yaşlı bir yıldız aynı zamanda. Bizim güneşimizin ortalama sıcaklığı yaklaşık 6000 santigrat derecesinde en dış sıcaklığı. Aynen. Onu gördüğümüz yüzey olarak belirtebiliriz evet. Aslında. Evet. Çekirdeğine doğru gidildiğinde çekirdeği bir yaklaşık 15 milyon santigrat dereceye ulaşan bir sıcaklığı var. Güneşe baktığımızda güneşin dönüşü saat yönünün tersi yönde döndüğünü biliyoruz. Aynı zamanda her ne kadar dünyadan bakarsak sanki duruyormuş gibi görsek de aslında güneş kendi etrafında dolanıyor. Yani dönüyor diyelim. Dönme ve dolanmadan da bahsedeceğiz çünkü karıştırıyoruz sürekli. Güneş evet. Kendi etrafında dönüyor ve güneş etrafında yaklaşık 27 dünya gününde bir kendi etrafında bir kere dönmüş oluyor. Güneşin bize ortalama uzaklığı yaklaşık 150 milyon kilometre. Güneş biz gökyüzünde gündüzü görebiliyoruz, geceleyin göremiyoruz. Gündüzün görebileceğimiz tek yıldız Güneş'tir. Ama gündüzde diğer yıldızlar kaybolmuyor, yatmıyorlar. Onlar da gökyüzündeler. Güneşin ışığından dolayı biz onları göremiyoruz.
Tabii. Eğer şöyle bir düşünelim, bizim yaşadığımız gezegen yer veya dünyamız olarak da ifade edebiliriz. Eğer bizim gezegenimizin bir atmosferi olmasaydı, güneş gökyüzünde olduğunda dahi aslında birçok yıldızı rahatlıkla görebiliyor olacak. Evet, eğer ki atmosferi... temel sebep atmosferimizin güneşin o kuvvetli ışığını saçması her tarafa. Kesinlikle. Şu an atmosferimiz olmamış olsaydı biz gündüz dahi gökyüzünde bir sürü yıldız görmüş olabilirdik. Evet. Dünyamıza baktığımızda bizim yaşadığımız, mahvettiğimiz gezegen aynı zamanda şu an bizi eve tıkan gezegen. Bizim şu ana kadar insanların yaşayabildiği tek gezegen veya canlıların olabildiği tek gezegen diyebiliriz. Evet. Bu dünyaya baktığımızda dünyamız hem dönüyor aynı zamanda da dolanıyor. Bizim dünyamız evet, hem kendi etrafında hem güneşin etrafında dönüyor. Dönme ve dolanmadan bahsederken mesela elimde şöyle bir kalem var ve bu kalemi çevirdiğimizde bu kalem dönüyor. Ama bu kalem aynı zamanda hem dönüp hem elimin etrafında döndüğünde bu hem dönmüş hem de dolanmış oluyor. Evet, bizim etrafında aslında hareketi, bir yörünge hareketi yapıyorsa ona dolanma diyoruz da. Kesinlikle. Bizim dünyamız kendi etrafında 24 saatte dönebiliyor. Aynı zamanda da güneşin etrafında dolanma süresi 365 gün 6 saat. Ama takvimlere baktığımızda biz 3 yıl, 365 gün, 4. yıl, 366. gün görebiliyoruz takvimlerde. Bu da o arta kalan 6 saatlerin bir araya gelmesiyle beraber toplamda bir güne dönüşüyor. Biz buna da artık gün diyoruz. Dünyaya baktığımızda dünyamızın birden fazla katmanı olduğunu biliyoruz. Bu katmanlar iç katmanlar ve dış katmanlar olmak üzere. Bu iç katmanlardan şöyle kısaca bahsedersek, işte dünyanın en içerisinde çekirdek, biraz daha dışarı çıktığınızda dış çekirdek, işte manto, yer kabuğu, su katmanı ve hava katmanından oluşuyor. Bizler yer katmanının üstünde yaşıyoruz. Yani biz dünyanın üstündeyiz. Hava katmanı içerisinde yaşıyoruz. Dünyamızın da aynı şekilde saat yönünün ters yönde döndüğünü biliyoruz. Ve dünyamızın bir şekli var. Her ne kadar tartışmalara konu olsa da dünyamız yuvarlak değil. Düz hiç değil. Düz hiç değil. Ki biliyorsunuz Türkiye'deki tek resmi düz dünya derneği Adana'da. Ben de Adana'dayım. Her an karşılaşabilirim. Dikkat et de. Bizim dünyamız kutuplardan basık, ekvatordan şişik. Kitaplarda genellikle küreye benzer diyor ama aslında küre de değil. Geoid belli bir ismi var. Bu ismini biz geoid ismini veriyoruz. Dünyamızın şekli geoid şeklinde. Ve dünyamızın bir 23,5 derecelik bir eğimi var. Evet. Açısal Mehmet'e dayanarak söylüyoruz. Soruları en sona sorarsanız daha mutlu oluruz. Orada şöyle bir ekleme yapabilir miyim Mahmut? Hani demiştin ya saat yönünün tersine dönüyor. Aynı şekilde güneşimize de baktığımızda o. Aslında uzayda sağ sol yukarı aşağı yok. Yani neye biz göre saat yönünün tersi? Yani dünyamızın bulunduğu, döndüğü yörünge düzleminin aslında dünyamıza göre düşündüğünüzde kuzey tarafından bakıldığı zaman saat yönünün tersi şeklinde dönüyor. Böyle bir referans noktada belirtelim. Evet, teşekkür ettim. Bizim dünyamızın 23,5 derecelik bir eğimi olduğunu biliyoruz. Bu 23,5 derecelik eğim nedeniyle güneş açıların dünyaya gelişi değişiyor. Aslında çoğu kişi mevsimlerin oluşmasını dünyanın işte yakınlaşıp uzaklaşmasına bağlıyor. İşte biliyorsunuz dünyamızın güneş etrafındaki yörüngesi elips yörünge.
yumurtaya benziyor. Bu elif yörünge aynı zamanda dünyamızın 6 ayda bir güneyse yaklaşık 5 milyon kilometre yaklaşır. Yaklaşık 6 ayda bir 5 milyon kilometrede uzaklaşmasına neden oluyor. Bizim insanımız genellikle bunu karıştırıyor. Hani dünya güneşe yaklaştığında yaz, uzaklaştığında da kış oluyor. Aslında uzaklıkla yakınlığın mevsimlere çok az bir etkisi var. Hani maksimum 2 derecelik bir katkı sunsun, onun belki o kadarını da bir etkilemiyor. Asıl mevsimleri oluşturan dünyamızın 23,5 derecelik bir eğiminden dolayı. Yani güneş ışınlarının geliş açısına bağlı bir şekilde değişiyor. Bu da hem mevsimleri oluşturuyor, aynı zamanda da gece gündüz sürelerinin değişmesine. Mesela diyoruz ya gündüz süresi uzadı veya gece süresi uzadı, işte ekinoksların oluşması. Aynı zamanda bu da dünyamızın 23,5 derecelik eğiminden kaynaklanıyor. Biliyorsunuz bizim tek doğal uydumuz Ay var. Çok fakiriz. Jüpiter'e baktığımızda 79 tane, Satürn'e baktığımızda 82 tane uydusu var. Dünyamızın bir tane uydusu var. Aslında orada istisnai bir durum var. İpucu vereyim. Şu an için bir değil iki. Çünkü zaman zaman Güneş sistemimizin içerisinde yolculuk eden asteroidler başka büyük kütlelerin, söz gelimi gezegenlerin kütle çekimi nedeniyle tedirginliğe uğruyor ve yönü ve yörüngesi aslında değişikliğe uğrayabiliyor. Bu da aslında o gezegenlerin etrafında geçici yörüngelere oturmalarına sebep olabiliyor. Bu dünyamızın başına da geçmişte geldi. Bu arada sesim yankılanıyor mu? Ben kendimi duyuyorum. Küçük bir yankı var sanki. Senin hoparlörün açık mı Mahmut? Dışarıya mı veriyor sesi? Yoksa sadece kulaklığa mı veriyor? Yok, sadece kulaklıkta. İlginç. Benimki de kulaklık. Neyse. Dolayısıyla geçmişte dünyamızın başına geldi. 2006 yılında çok küçük bir asteroid ki bu böyle bir araç boyutlarındadır. Ha, şu anda düzeldi. Bir araç boyutlarındaydı. Yaklaşık 2 ya da 3 ay boyunca dünyamızın çevresinde bir yörüngeye oturdu. O süreç boyunca aslında ikinci doğal uydumuz oldu. Ama ondan sonra tabii ki dışarıdan gelen bir gök cismi olduğu için çok eliptik bir yörüngeye, basık bir yörüngeye oturmuştu. Ve belli bir süre sonra tekrar yörüngeden çıktı ve farklı bir yola doğru gitti. Bu ay da var. 2020 CD3 isimli bir cisim. O da şu anda bizim misafirimiz, ikinci doğal uydumuz. Tabii ki çok sönük. Gökyüzüne teleskopla baksam görür müyüm derseniz 20 kadir parlaklığında çok çok sönük. Bir gökyüzü taraması sırasında keşfedilmiş. Catalina gökyüzü taraması sırasında. Ve boyutları da 2-3,5 metre civarı boyutlara sahip. Dünyamızın çevresinde de 47 dünya gününde dolanıyor. 3 yıl sonra o da bizi terk edecek. Bu 3 yıl içerisinde aslında 2 doğal uydumuz var diyebiliriz. Sesin kesildi. Sesini duymayan sadece ben miyim acaba? Geliyor mu ses? Evet, şimdi geliyor. Şu an geliyor mu? Evet. Tamam. Şu an mesela bizde 2 santim bir teleskop var. Teleskopla bizim görebildiğimiz maksimum Sesin gene gitti Mahmut. Ne yaptın? Telefona ne yaptın? Kulaklığı çıkardım. Normal konuşuyorum. Şimdi geldi. Evet. Ben bir şey yapmıyorum. Dokunmuyorum. Az geliyor. Tamamdır. Hı-hı. Şu an evin bütün odalarını kapattım. Dedim ki dışarıdan. Mahmut, geçen haftaki yayında bu sorunlar yaşamış mıydınız? Sinan diyor, kulaklığı tak. Aynı sorunu ben de yaşadım diyor.
Şu an nasıl? Ya yüksek ama geliyor. Ama sanırım yankı yapıyor, evet. Neden bilmiyorum. Evet. Bizde mesela 50 santimlik teleskopla bizim görebildiğimiz maksimum uzaklık 16 kadir. Ya uzaklık hani demeyelim de en sönük cisim diyelim. En sönük, sönük cisim olarak yani. Bahsettiğim 20 kadir sönüklüğünden veya parlaklığında diyelim. Bizim bunu görebilmemiz için hani şu an elimizde öyle teleskoplar yok maalesef şu an. Yani zaten hani görebilsek bile çok çok küçük bir nokta gibi, çok sönük bir nokta şeklinde göreceğiz muhtemelen. Kesinlikle. Bizim şu an görebildiğimiz doğal uydumuz ayımız, biliyorsunuz ay bizim gökyüzündeki en ihtişamlı gök misafirimiz aslında. Her zaman gökyüzünde insanlar için romantik anlar oluşturmuştur. Ama bu aynı zamanda bizim hem dünyanın etrafında hem kendi etrafında dönebilen tek uydumuz demeyelim. Misafir uydularımız da var. Ama görünen tek uydumuz diyelim. Ay kendi etrafında dolanır. Aynı zamanda da güneş dünyanın etrafında da dolanıyor. Hem dönüyor hem dolanıyor. Ama şöyle bir şey var. Ay kendi etrafındaki dönüşü ile dünya etrafındaki dolanımı birbirine eşit. O nedenle biz ayın her zaman aynı yüzünü görüyoruz. Ki biz buna doğal kilitlenme diyoruz. Kütle çekimsel kilitlenme diyoruz. Ve ayın birden fazla kendi etrafında dönmesini kütle çekimi. Tekrarlayabilir misin son kısmı? Bir kütle çekimsel kilitlenme. Yani ay kendi etrafında birden fazla dolanmadan tek seferde dünyanın etrafında da tek sefer, yani dönme ve dolanma süreleri birbirine eşit olması. Evet, bu nedenle hep aynı yüzünü görüyoruz zaten. Evet, ayın bir karanlık yüzü yok. Görünmeyen yüzü vardı. Çünkü biz dünyadan baktığımızda sadece ön yüzünü görüyoruz. Arka yüzünü göremiyoruz. Yani görünmeyen yüzü. Aslında görünmeyen yüzü karanlık diye bir şey değil. Orada da güneş vuruyor. Orada da aydınlık oluyor. Ama biz dünyadan baktığımızda biz bunu göremiyoruz. Ama uzaydaki yüzler... Biraz daha bizim aslında bilinmeyeni ifade etmek için kullandığımız bir tabir. Mesela kara delikler de öyle. Ortada kara bir şey yok. Ama bilmediğimiz için aslında ilk başta kara delik olarak ifadelendirilmiş. Evet, doğrudur. Ay'a baktığımızda ayın da kendi etrafında dolanımı ve dönme ve dolanım birbirine eşit olduğunu söyledik. Aslında ayın kendi etrafındaki dönüşü 27 dünya günü. Ama dünya kendi etrafında durmadığı için, yani o da durmuyor. Güneşin etrafında dolanırken ay dünyanın dolanımı etrafında dolanırken 29 birçok gününe tamamlıyor bunu. Yani bir dolanımı 29 birçok gün diyebiliriz aynı zamanda. Burada aynı zamanda eskiden gelen bu ay kelimesi veya aylar dediğimiz şey aynı zamanda bu ayın dünya etrafındaki bir dolanımından dolayı geliyor. Ki bizim kullandığımız takvimlerde de ay takvimi, güneş takvimi gibi takvimlerimiz var. Ay takvimlerine baktığımızda ay ve güneş takvimleri arasında yaklaşık 11 günlük bir süre var. O da ayın dünya etrafındaki bir dolanımı 29 birçok güne denk gelirken ve 12 aydan oluşuyor. Bunu hesapladığınızda 354 güne tekabül ediyor. Ama normalde güneş yılı olarak hesapladığımızda 365 gün 6 saat olur. Yani ay ve güneş takvimi arasında 11 günlük bir fark var. Ay'a baktığımızda ayın dünya üzerindeki etkilerinden biri de gelgitlerdir. Gelgitler aslında
İnsanın vücudunun 1/3'ü su. Ama biz insanlar küçüğüz, bize pek bir etki etmez. Ama okyanuslara etki eder. Okyanuslara, denizlerdeki gelgitlerin olmasının temel sebebi ayın kütlesel çekiminden dolayı oluşuyor. Ve böyle bir etki ediyor. Bu hocam, gelgitler yüzünden... şimdi o kadar koca okyanusları, denizleri kabartan ay acaba depremleri tetikler mi? Yok. Çünkü depremler yer tabakalarının hareketiyle oluşuyor. Evet. Bu okyanuslar akışkan olduğu için tabii ki kabarmasını etkilemesi doğal bir sonuç. Evet. Buna aynı şekilde baktığımızda bu gelgitler aynı zamanda dünyanın dönmesini de tetikliyor. Daha doğrusu frenliyor. Ve gitgide dünyanın daha da ileriki zamanlarda daha yavaş yavaş dönmesini sağlıyor. Ve şu an 24 saat yetmiyor bize diyoruz. Çünkü yetmiyor ama yaklaşık 100 bin yıl sonra gün süresi 25 saat gibi bir süre olacak mesela. Ama tabii o zaman da biz olmayacağız. Gene 24 saate talibiz. O zaman yaşayanlar düşünsün o zaman. Evet, yaşayanlar düşünsün kesinlikle. Dünya, ay ve güneş konusuna baktığımızda biz dünyadan aya bakarken güneş ışınlarının aya geldiği ve biz dünyadan görürken ayın farklı farklı hallerde görebiliyoruz. Ve biz buna ayın evreleri diyoruz. 4 tane evre var, ana evre var. İşte yeni ay evresi, dünya, güneş ve ay aynı, yaklaşık olarak aynı düzleme geldiğinde ay dünya ile güneş arasındayken yeni ay evresinde oluşur. 90 derecelik açı olduğunda ilk gördüm ve karşı yani güneş, dünya ve ay, güneşten gelen ışığın tamamıyla ayın yüzeyini aydınlattığında biz buna da dolunay evresi diyoruz. Bir 90 derecelik diğer tarafa geçtiğinde de son dördün olarak geçiyor. Bu aralarda da İlk dördünde yeni ay, son dördünde yeni ay arasında hilal evreleri var. İlk dördünde dolunay, dolunayla son dördün arasında da şişkin ay evreleri var. Veya göbekli ay da diyebilirsiniz. Mahmut, burada izleyicilerimize ben bir şey önermek istiyorum. Bu ayın evreleri konusu biraz kavranması zor bir konu. Yani sadece okuyarak anlamak güç. Dolayısıyla aslında bizim de Kayseri Bilim Merkezi'nde yaptığımız çok güzel deneylerden birisi de o. Evde çocuklarınızla da yakınlarınızla da çok rahatlıkla bu etkinliği gerçekleştirebilirsiniz. Kesinlikle maliyeti yok. Sadece ihtiyacınız olan şey bir top. Tercihen strapor bir top ve ucuna bir çubuk takarsanız doğrudan ayın evrelerini gözünüzle görebileceğiniz ve hangi açılarda hangi evreleri görebilirimin yanıtını bulabileceğiniz çok güzel bir deney var. Bir kişi karşıya geçsin ve ışığı tutsun güneşi sembolü alarak ve bir kişi de ayı tutsun elinde strapor topu çubuğundan tutarak. Ve çevresinde döndürmeye başlasın. Gördüğünüz straforun gördüğünüz yüzeyinde aslında ışığın geliş açısına göre farklı farklı şekiller göreceksiniz. Bizim aslında gökyüzünde aya baktığımızda gördüğümüz şekillerin aynısı bunlar. Dolayısıyla siz dünyasınız ve ayı tutuyorsunuz. Hangi açıdan baktığınızda, hangi evreyi gördüğünüzü rahatlıkla kavrayabilirsiniz ve öğrencileriniz veya çocuklarınızla, yine yetişkin ziyaretçilerimiz varsa, çocuklarınızla da çok güzel bir etkinlik olur ve gerçekten de onlara aslında ayın evrelerini göstermek için de çok güzel bir fırsat olmuş olur. Kesinlikle çünkü güzel olur. Kalıcı oluyor, görsel bir deneyim olduğu için. Evet, aynı zamanda da şu an evet evden çıkamıyoruz. Havalar kapalı ama bir yaklaşık bir ay sonra diyelim. Bir ay sonra bir balkona veya evin damına çıkıp veya dışarıda bahçede günlük olarak ay
hareketlerini aynı onlar da bir ay boyunca aynı şekilde değişiyor. Siz kendiniz de çizebilir veya şahit olabilirsiniz diyelim. Evet. Burada ay, güneş ve dünya ile ilgili bir ay ve güneş tutulmaları kaldı. Onları da söyleyip topu sana atıyorum. Biliyorsunuz ay ve güneş tutulmaları eskiden beri gelen herkesin merak ettiği bir durum. Zaman zaman savaşların durduğu, zaman zaman birçok olayların bittiği bir doğal bir olaydan bahsediyoruz. Bu doğal olay dediğimiz şey yeni ay evresinde dünya güneşin arasına tam ay düzlemsel olarak denk geldiğinde güneşin ışınlarını ay kapattığı için ayın gölgesinde kalan dünya bölgesinde güneşin tutulduğunu görebiliriz. Ama tabii orada bütün dünyadan gözlemiyor. Belli bir yani ayın gölgesinin düştüğü yerde ancak görebiliyoruz. Ay tutulmasında ise bu sefer tam zıttı. Dolunay evresinde güneş, dünya, ay bu sefer dünyanın gölgesi ayın üzerine düşüyor. Ve biz ayın tutulduğunu söylüyoruz. Ay tutulmasında biraz renk bakır rengine dönüşüyor. Her ne kadar kanlı olmasa da öyle bir kanlı, ayın kanlı olma gibi şansı yok. Veya ay nasıl ki doğarken veya batarken rengi kızıla kayıyorsa ay tutulmalarında da rengi bakır rengine kaçıyor. Aslında pek o kadar da farklı bir şey değil. Bu şekilde de ay ve güneş tutulmasını söyleyebilirim. Aynı şekilde bu güneş ve ayın doğuş batısı ile ilgili ilk doğarken ve batarken sanki çok büyük gözüküyorlar. Aslında gün içerisinde güneş ve ay evet bize yaklaşıyor ama biz bunun bu kadar büyüklüğünü görmek bir şansımız yok. Sadece aydan veya güneşten gelen ışınların kırılmasından dolayı biz görüntüyü daha büyük veya küçük görebiliyoruz. Güneş, dünya, ay konusunu biz burada bırakalım, bitirelim. Topu dünden yarına ay görevlerinden bahsedelim. Biliyorsunuz ay bir tartışmalı bir konu. Üzerinden 60 yıl geçti neredeyse. Ama hala tartışıyoruz sürekli. Kafamızda deli sorular işte. Evet. Ay'a geçmeden bir ekleme daha yapabilir miyim Mahmut? Tabii ki. Anlatmıştın ya ay ve güneş tutulmaları. Aslında ben çocukken de hep karıştırılan bir konuydu. Çünkü hangi aşamada ay tutulması oluyor, hangi aşamada güneş tutulması oluyor bunu kavramak da biraz zor ve birbiriyle genellikle karıştırılan bir durum. İşte dünya ortada, ay sonda, güneş başta olunca ay tutulması mı oluyordu vesaire gibisinden. Orada şu şekilde hayal edebilir izleyenlerimiz. Öncelikle kelime üzerinden gidelim. Güneş tutulması. Ya oradaki tutulma ifadesi çok önemli. Çünkü aslında neyin ışığının kesildiğini söylüyor size. Güneş tutulması sırasında güneşin ışığı kesilir. Bize gelen ışığı. Belli bir süreliğine. Peki güneşin ışığını nasıl kesebilirsiniz? Güneşin önüne ay geçerse güneşin önünü kapatır ve ışığın gözümüze gelmesini engeller. Bu şekilde. Aynı şekilde ay tutulmasında da ayın ışığının kesilmesi gerekiyor. Bu nasıl olacak? Ay yörüngesi üzerinde dolanırken dünyanın arkasına geçer. Güneşe göre tabii ki. Ve dolayısıyla yerin demek daha doğru olur. Yerin gölgesi içerisine girdiği için güneşten gelen ışığı yansıtamayacak. Çünkü üzerine güneş ışığı düşemeyecek. En azından büyük bir kısmı düşemeyecek. Bu nedenle ay da tutulmuş olacak. Şimdi ay konusu ilginç bu konu, evet. Aslında ayın üzerine yapılan çalışmalar, efendim? Geçmeden önce ben de bir ekleme yapayım mı? Tabii ki. Atlattım çünkü güneş tutulmalarında özellikle nasıl gözleyebiliriz üzerinde? Biz bunu doğrudan gözleme gibi şansımız çok çok az. Biliyorsunuz güneş ışınları bizim gözümüze zarar veriyor.
güneş teleskobuyla bakmamız gerekiyor. Veya güneş filtresi olan teleskopla bakmamız lazım. Eskiden filmler falan söylüyorlardı. Pek o kadar sağlıklı değil. Veya bir camın sislenerek işte kararmasıyla bu da kesinlikle o kadar sağlıklı değil. Veya dürbünle bakmak cidden çok zararlı. Veya yani ya güneş filtresi olması lazım ya da güneş teleskobu olması lazım. Yoksa gözünüz ciddi anlamda zarar görüyor. Veya diğer şekilde gündüz güneşe bakmak ciddi anlamda zararlıdır. Siz çıplak gözle bakarken bile gözünüz kamaşır. Ama siz bir mercekle, bir dürbünle veya filtresi olmayan bir teleskopla baktığınızda sizin gözünüzün pişmiş yumurtadan farkı kalmaz. Hani her ne kadar komik gibi duruyor pişmiş yumurta ama maalesef sonucu komik değil. Benzetme değil, gerçek bu arada. Çünkü evet, şeyi hayal edin, bir mercek alın ve eskiden çoğumuz yapmışızdır çocukken. O mercekle kağıt yakma deneyi vardır değil mi? Aslında merceğin evet, görevi gelen ışınları bir noktaya toplamaktır, odak noktasına. O odak noktasına herhangi bir cisim yerleştirdiğiniz zaman aslında o geniş yüzeye düşen bütün güneş ışınlarını tek bir noktaya düşürmüş oluyorsunuz. Dolayısıyla kısa bir süre sonra yandığını fark edersiniz. Teleskoplarda da durum aynı. Çünkü teleskoplarda da ana ayna ya da ana merceğin görevi aslında ışığı odaklamak ve toplamak. Dolayısıyla biz güneş filtresi olmadan, uygun bir güneş filtresi olmadan güneşe baktığımız zaman işte aslında güneşi gözümüzün içinde bir yerde odaklanmış oluyor görüntü, ışınlar. Dolayısıyla gözümüzü yakmamız işten bile değil. Bu nedenle bu işin kesinlikle şakası yok. Kesinlikle teleskoplarınızla güneş filtresi yoksa gözlem yapmıyoruz, güneş gözlemi yapmıyoruz. Evet, top sende. Evet. Ay konusu ilginç çünkü aslında geçmişe gitmek gerekiyor. Ay insanları her zaman etkileyen bir gök cismi. Yani romantik anlamda da düşünürsen öyle. Aslında diğer şekillerde de. Mesela sen önceden bahsettin, savaşları bile bitiren bir gök cismi. Thales'in aslında geçmişte milattan önce sanırım ama tam yıllarını hatırlamıyorum. Tahmin ettiği İleri bir güneş tutulması zamanında iki ülke savaştaydı. Persler ve diğeri kimdi tam hatırlayamıyorum. Hatırlayan izleyicimizler varsa söylesinler. Bu iki ülke savaştaydı tam güneş tutulması sırasında. Bunun Tanrı'nın istemediği bir şey olduğu kanaatine vardılar ve savaşı bıraktılar. İşte aslında buna sebep olan şey de ay, güneş tutulmasına sebep olan. Ay eskiden beri teleskoplarla gözlenen bir gök cismi. Çünkü bize en yakın gök cismi. Dolayısıyla çok fazla detay veriyor. Teleskobunuzu da aldığınızda ilk bakacağınız şey tabii ki ay olacaktır. Ve ayın yüzeyindeki o kraterler olacaktır. Ancak ayın aslında çok daha büyük bir önemi var insanlık için. Çünkü ay aslında dünyanın bir parçası. Zamanda çok gerilere gittiğimizde, milyarlarca yıl önceye gittiğimizde dünyamız ilk oluştuğu zamanlarda, bu en fazla desteklenen teoridir ayın oluşumuna dair. Dünyamıza o zamanlarda tabii ki tam olarak katı değildi dünyamız, eriyik durumdaydı. Ve dünyamıza Mars büyüklüğünde bir cisim çarpıyor. Ve bu cismin çarpması nedeniyle hem dünyamızdan kopan parçalar hem de o cisimden gelen parçalar birleşerek ve dünyamızın çevresine dolanmaya başlayarak ayı oluşturuyor. Aslında geçmişte ay bize çok çok daha yakındı. Ve zamanla da uzaklaşıyor. Hatta her yıl yaklaşık 2,5 santimetre sanırım bizden uzaklaşıyor ay. Aslında bu şunun da şöyle de bir sonuç verecek bize. Gelecekte bir zaman artık tam güneş tutulmalarını yaşayamayacağız hiçbir zaman. Çünkü tamamen örtemeyeceğiz. Daha küçük kalacak. Evet, bizden uzaklaşmış olacak. Ve biz onu tam örtmeyi göremeyeceğiz. Evet. Dolayısıyla aslında ayı incelemek ve aya gidebilmek bizim için kendi geçmişimiz hakkında bilgi edinme araçlarımızdan biri. Ayın yüzeyine indiğinizde aldığınız
kaya örneklerini incelediğiniz zaman aslında dünyamızdaki kayalarla eşit yaşta, aynı yaşta olduğunu görüyorsunuz. Yaklaşık 4,5 milyar yıl. Ve aynı şekilde Ay garip bir cisim. Çünkü hiç atmosferi yok. Aslında garipliği burada değil. Garipliği şurada. Hiç atmosferi olmamasına rağmen Ay'da bile su var. Şimdi bu biraz sansasyonel bir manşet gibi geliyor ama su demeyelim de H2O var diyelim. H2O diyelim. Kutup bölgelerinde. Çünkü bu medyada genellikle çıkar. Şimdi Mars'ta su bulundu. Ya Mars'ın atmosferi çok ince. Yani dünyamızın %1 inceliğinde. Dolayısıyla açık havada, yüzeyde su bulmanız mümkün değil. Çünkü su dediğimiz molekül sıvı kalabilmek için belli bir atmosferik basınca ihtiyaç duyar. Dünyamızda mesela bunu şu şekilde hayal edebilirsiniz. Deniz seviyesinde su kaç derecede kaynar? 100 santigrat derece değil mi? Evet. Ben Kayseri'de yaşıyorum. Erciyes Dağı'na çıktım. Erciyes Dağı'nda 97'de kaynıyor. Veya 98'de kaynıyor. Yani yükseldikçe aslında suyun kaynama sıcaklığının düştüğünü fark edeceksiniz. Bunun sebebi de aslında siz yükseldikçe çevrenizdeki atmosfer basıncı azalıyor. Gaz basıncı azaldığı için suyun kaynama noktası düşüyor. Uzayda, ayda mesela hiç atmosfer yok. Dolayısıyla o su orada açık havada sıvı kalması mümkün değil. Aynı şekilde Mars'ta da benzer bu durum geçerli. Mars'ın atmosferi var. Hava olayları da görülebiliyor ama çok ince suyun sıvı halde kalması için. Dolayısıyla aslında Mars'ta su bulundu haberlerinin temelinde yatan şey Mars'ta buz var. Ama bu zaten eskiden beri bilinen bir şeydir. Şimdi konu da Mars'a kaydı ama örnek olsun diye söyledim. Ay'da da benzer durum geçerli. Ay'da güneşi hiç görmeyen bazı kraterlerin dipleri var. Bu diplere güneş ışığı hiç ulaşmadığı için burada aslında su buzları tespit edildi. Bu da aslında bize şunu gösteriyor. Bizim dünyamızdaki acaba okyanuslar nereden geliyor? Sular nereden geliyor? Bunun öneren bir teori de der ki aslında dünyamızın geçmişinde bol miktarda kuyruklu yıldız çarpışmasına da sahne oldu bizim gezegenimiz. Dolayısıyla o kuyruklu yıldızlar biliyorsunuz buzlu kar, buzlu kaya parçalarıdır. Buzlu göktaşları diyebilirsiniz veya kirli kar topları da deriz. Kirli kar topları. Aynen. Bunlar dünyamızın yüzeyine çarptıkça aslında bizim dünyamızda normalde var olmayan ama sonradan birikerek okyanuslar oluşturan suları getirmiş oldular. İşte Ay'da da benzer bir durum var. Ay'ın bu kraterlerin diplerindeki o suların araştırılması aslında bizim güneş sistemimizin geçmişi hakkında fikir edinmemize de yarıyor. Ve gerçekten de aslında bu teoriyi destekler bir test. Çünkü oraya da kuyruklu yıldızlar çarpmış ve orada buzların olduğunu, varlığını görebiliyoruz. Tabii bu durum sadece Ay'da veya Mars'ta değil, Merkür'de bile var. Merkür biliyorsunuz Güneş'e en yakın gezegen. Ama öyle olmasına rağmen yüzeyi 400 santigrat derece Güneş bakan tarafı. Ama öyle olmasına rağmen orada bile buz biz keşfettik. Tabii insanoğlu olarak. Evet, Ay çok o açıdan önemli. Ay'ın araştırılması. Aynı şekilde biz aslında uzaya açılmaya çalışıyoruz. Çünkü insanoğlu meraklıdır ve bu merakını gidermek isteyecektir. Ve sürekli de teknolojisini geliştirerek aslında uzayda yeni evler de arayacağız. Bu anlamda Mars'a dönüyorum yine. İkinci yuvamız olacak evrende bizim. Ama burada yine Ay bizim işimize yarayacak. Çünkü Ay oldukça küçük bir kütleye sahip. Yani ben dünyamızda 100 kilo isem Ay'a gittiğimde 6'da 1. 6'da 1'e düşüyor benim kilom. Yüzeydeki tabii ki ağırlığım. Dolayısıyla Ay gelecekteki uzay üslerinin fırlatma rampalarının yapılması için oldukça uygun bir yer. Burada şöyle bir avantaj var. Dünyamızda bizim ciddi anlamda problem yaşadığımız bir durum var. Hani o görmüşsünüzdür uzaya çıkan roketler kocamandır. Evet. Farklı farklı aşamalara sahiptir. O gördüğünüz roketin amacı en ucundaki o küçük koni şeklindeki birimin içinde taşıdığı uyduyu uzaya göndermek. Tek amacı o. Geri kalan kısım tamamıyla yakıt. Evet. Bir roketin ağırlığının %99'u yakıt.
Ve bu yakıt, bu kadar çok yakıt olmasının tek sebebi ise dünyamızdan kurtulup uzaya çıkıp yörüngeye oturtabilmek o uyduyu, değerli yükü. İşte bizim böyle bir problemimiz var. Eğer biz bir şekilde gelecekte ayda üsler kurmayı ve ayda yüzeyinde fırlatma rampaları kurmayı başarabilirsek, bir şekilde orada da üretim tesisleri kurmaya başarabilirsek, uzak bir gelecek olabilir ama olmayacak şey değil. İşte bu fırlatma rampaları ve bu roketler inanılmaz küçülecek. Artık çünkü ay küçük, küçük bir kütleye sahip. Dolayısıyla aydan kurtulmanız çok daha kolay. Haliyle orada yapacağınız roketler çok çok daha küçük olacaktır. Maliyetleri inanılmaz düşük olacaktır. Böyle bir kütle çekim problemimiz var bizim dünyamızda uzaya çıkmak için. Şimdi geçmişe döndüğümüzde aslında ben şöyle 10'ar yıllık aralarla değerlendirmek isterim. Çünkü aya gidiş maceramız sadece insanlı değil, aynı zamanda gönderdiğimiz robotik uzay araçları bakımından düşündüğümüzde aynı zamanda uzay çağının başlangıcına rastlıyor. Şimdi biliyorsunuz eskiden 1958 yıllarında ilk uydu gönderildi uzaya. Sovyetler Birliği dönemin Sovyetler Birliği gönderdi. Uydunun adı Sputnik 1. Evet. Ve o uydunun yapabildiği tek şey bip 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 diye ses çıkarmaktı. Yörüngede dolanırken futbol topu büyüklüğünde. Ve radyonuzu açtığınız zaman duyduğunuz tek şey oydu. Yapabildiği hiçbir şey yok ama o uydu o kadar önemli ki, çünkü sembolik bir anlamı var. Uzaya artık insanoğlu çıkabiliyor. Tabii ki fiziksel olarak değil ama en azından çıkabiliyor ve artık orada varlığını başlatabildi demek oluyor bu. Tabii ki o zamanlar dünyanın iki süper gücünden bahsetmek gerekiyor. Sovyetler Birliği Doğu bloğunda ve Batı bloğunda da Amerika Birleşik Devletleri. İşte bu iki devlet aslında uzay yarışını başlatan devletler oldu. Başlatan demeyeyim de başlarında en etkin rol alan devletler oldu. Ve bu iki devlet aslında uzaya çıkmamızda büyük ivme kazandırdı bizim teknolojik ilerlememizi. Şimdi 1958 yılında Sovyetler Birliği ilk uyduyu gönderiyor, Sputnik 1. Ve bundan sonra Amerika tabii ki artık bir yarışta olduğunu fark ediyor. Biz buna soğuk savaş diyoruz. Fiziksel bir çatışma yok ama karşılıklı teknolojik bir savaş var. Ve artık medya üzerinde, dünya medyası üzerinde bir varlığını sürdürme ve kendini öne çıkarma planları sürekli var. Şimdi Sovyetler Birliği öne geçti. 1958'de ilk uyduyu gönderdi. Ondan sonra hatta ilk insanı dahi yörüngeye gönderdi, Yuri Gagarin'e. 1962'ydi sanırım. 61. 12 Nisan 1961. Evet, 12 Nisan Yuri Snight, Yuri gecesi. Oh. 1961'de de aslında ilk uyduyu insanı gönderiyor. Ondan önce de ilk canlıyı gönderiyor. Dolayısıyla aslında uzay yarışında öne geçen Sovyetler Birliği oluyor o zamanlar. Ama 1950'li yıllardan başlayalım. 58'de Sputnik gönderildi demiştik. Ama uzay yarışına baktığımızda aslında yapılan çabaların çok büyük bir çoğunluğu başarısızlıkla sonuçlanıyor. Aslında ben burada başarıyı değil de başarısızlıkları anlatmak istiyorum. Çünkü yaptığınız çalışmalarda aslında başarısız olduğunuzda yılmamalısınız. Niye başarısız olduğunuzu çözümleyip ve aynı hataları tekrarlamadan başka çalışmalar yaparak onu başarmaya çalışmanız gerekiyor. Aslında bu uzay yarışında doğrudan bize görünen kısım. Şöyle istatistiki bazı sonuçlar çıkardım ufak bir araştırma yaparak. 1950 yılında toplam 14 tane uydu, konum uzay olduğu için de Ay'ı anlatıyorum. 14 tane uydu Ay'a gönderilmek için yola çıkıyor. Bazıları Rusların, pardon Sovyetlerin, bazıları ise Amerika Birleşik Devletleri'nin, NASA'nın. Bunlardan Luna 1. Ayya'nın, bu arada uzay yarışında öne geçen Sovyetler Birliği demiştim. Ay yarışında da öne geçenler başka Sovyetler Birliği. Luna 1, Ay'ın yanından geçip gidiyor. Aslında ilk Ay'a ulaşmayı başaran uzay aracı Luna 1 oluyor. Luna, Ay demek bu arada. Luna 2 de yine başarılı oluyor.
Ama başarılı olma sebebi nedir? Ay yüzeyine ilk çarpan uzay aracı. Aslında kulağa başarısızlık gibi geliyor. Ama aya gitmiş. Yani sonuçta aya gitmiş. Yüzeye inmiş. Ha, tek parça haline inememiş ama yüzeye inmiş. Bu arada ayda bir manyetik alan olmadığını da buluyor Luna 2. Luna 3 ise yine başarılı oluyor ve ayın bizim karanlık yüzü diye tabir ettiğimiz görmediğimiz arka tarafında kalan yüzünün ilk fotoğraflarını çekiyor. Bu arada bir izleyicimiz soru sormuştu. Ona da yeri gelmişken cevap verelim. Ayın görünen kısmıyla görünmeyen kısmı aynı mı diye. Evet aynı. Aslında görsel olarak farklılıklar tabii ki var ama aynı yüzey. Görmeyen yüzündeki kraterler bazında biraz daha fazla var. Fazla, aynen. Bizim ay yüzeyinde baktığımızda gördüğümüz o kaşını gözüne benzettiğimiz yüzey yapıları daha düzlük yapılar ve bizim bize bakan tarafta çok daha fazla var. Diğer tarafta çok çok az. Evet, Luna 1, 2, 3 bu şekilde başarı sağlıyor aslında. Ama Amerikalıların da bu süreçte çabalar oluyor. Pioneer uzay araçlarını göndermeye başlıyor. Pioneer 0, Pioneer 1, Pioneer 2, Pioneer 3, Pioneer 4 hepsi başarısız. Ama bu aslında anlatımda şunu fark edeceksiniz. Ya vazgeçmiyorlar. Yani başarısız mı olduk? Tamam tekrar deneyelim ama o hataları yapmamaya çalışarak tekrar deneyelim. Orada acaba ne sonuç oldu? Ve başarısızlıktan da bilgi gelir. Bilgi doğar. Dolayısıyla aslında bu uzay yarışında umarım bizde de çok fazla gerçekleşmez. Çünkü o kötü düşüncelerim var o konu hakkında. Bizim uzay yarışımızda çok fazla başarısızlık umarım olmaz diyelim. Şimdi bir yani umarım. Çünkü geçmişte birçok ülke başarısız yaşadı. Biz ondan başarısızlıkları göz önünde bulundurup direkt başarılı bir şekilde geçmeyi umuyoruz. Tabii. Ama siz de biliyorsunuz ki çocuklar yürümeden önce emekler sürekli düşer. Evet, düşmesi de gerekir çünkü onu da bilmesi gerekiyor. Kesinlikle. Şimdi 1960'lı yıllara geçiyoruz. 1960'lı yıllarda 10 yıllık süre içerisinde 54 tane uzay aracı gönderiliyor. Ha, bu arada şeyi söylemedim ben. 1950'li yıllarda 14 tane uzay aracı gönderiliyor. Bunun başarısız olanlar 10 tanesi. Sadece 2 tanesi başarılı oluyor. Diğer 2 tanesi kısmi başarılı. Görevinin bir kısmını gerçekleştirebiliyor. 1960'lı yıllarda 54 tane uzay aracı gönderiliyor. Bakın ne kadar artmış. 54 tane ve bunun 27 tanesi başarısız. Aslında bu çöpe atılan bir para gibi görülebilir. Özellikle politikacılar tarafından maalesef öyle görülüyor. Onlara aslında bu durumun iyi açıklanması gerekiyor. Ama çöpe atılan para değil. Dediğim gibi bu size bilgi ve deneyim olarak tekrar yansıyor. 24 tanesi de başarılı. Mesela belli başlı olanları incelersek Ranger programı başlıyor Amerikalılarda ama yine başarısız oluyorlar. Mesela Sovyetler Birliği hep başarılı gidiyordu. Bu sefer Luna 4'te başarısız oluyorlar. Bak önceden yapmış oldukları şeyi bu sefer yapamıyorlar. Bu da ilginç bir durum. Önceden uydu gönderiyorsun başarısız, uydu gönderiyorsun başarısız. 3 kere gönderiyorsun ama 4.'de yine başarısız oluyorsun. Olabiliyor. Hesaba katmadan şeyler olabiliyor. Veya önceden karşılaşmadın, o anda karşılaştın. Sorunlarla karşılaşabiliyorsun. Amerikalılar bilmiyor tabii. Ranger 7'yi gönderiyor. Ranger 7 ilk başarılı uçuşunu yapmış oluyor. Ve ilk yakın plan fotoğrafları çekmeye başlıyor ay yüzeyine dair. Luna 9 ilk yumuşak inişi iniyor. Sovyetler Birliği'nin. Yüzeye yani çarpmıyor. Düzgün bir şekilde inebiliyor. Luna 10'da artık ayın etrafında bir yörüngeye oturmayı başarıyor. Bu büyük bir adım uzay yarışında. Çünkü artık bir cisme bağlanabildiğini ve o cismin etrafında belli bir yörüngede sürekli o cismi inceleme fırsatı yakaladığını gösteriyor bu. Kesinlikle. Amerikalılar da yılmıyor. Çünkü sürekli bir rekabet var. Surveyor 1 isimli bir uzay aracı gönderiyor ve ilk yüzeye inişi onlar da başarıyorlar 1960'lı yıllarda ve yüzeye dair de ilk fotoğrafları yayınlamaya başlıyorlar. Ve son olarak da Apollo 8 artık Amerikalılar diyor ki bizim bu yarışta daha çok öne geçmemiz lazım. Ne yapalım ne yapalım? İnsan gönderelim. Apollo 8'le... O zaman Başkan Kennedy'nin konuşması vardı.
Ne diyor? Evet, evet Ruslar uzay insan gönderdi. Bizim hedefimiz Ay'a insan göndermek diye bir açıklaması vardı. Bu da şey, Yuri Gagarin'in uzaya çıktıktan sonraydı. Evet, tabii. Ondan sonra Ay projeleri başlıyoruz. Ay önceliği başlıyor aslında. Çünkü uzaya ilk adım fırsatını kaçırıyor Amerikalılar. E ne yapalım? O zaman biz daha da uzağa gidelim, Ay'a gidelim diyorlar. Tabii ki Apollo 8'de ilk insanlı görevler başlamış oluyor. Apollo programı başlatılıyor. Ve aslında ilk Ay etrafında yörüngeye de oturmuş oluyorlar. Kısa bir süreliğine. Apollo 8'de. Şimdi 1970'li yıllara bakıyoruz. 1970'li yıllarda toplam 21 tane uzay aracı gönderilmiş. Bunların 3'ü başarısız. Artık oran bayağı artmış başarılı olma oranı. 16 tanesi başarılı. 1980'li yıllarda nedense bir çıkış yok. Bunun sebebi de muhtemelen şeydir. Şimdi Apollo programları ve normal Ay programları aslında çok çok maliyetli programlar. Yani günümüz enflasyon, kur vesaire gibi ekonomik parametrelerle günümüze uyarlandığında 500 milyar dolar civarında bir maliyete mal oluyor Apollo programı. 500 milyar dolar. İnanılmaz büyük bir rakam. Dolayısıyla aslında o zamanların amacı da uzay yarışında öne geçmek olduğu için Amerikalılar Ay'a 12 tane astronot gönderiyorlar. Farklı farklı uçuşlarla. Ve ondan sonra tamamlıyorlar. Çünkü Sovyetler Birliği çöküyor. 1990'lı yıllara geldiğimizde aslında Sovyetler Birliği ekonomisi çöktüğü için tamamıyla çöküyor, dağılıyor. Ve ne Rus tarafından ne de Amerika tarafından 1980'li yıllarda artık şey pek fazla Ay araştırmaları yapılmıyor. Tabii dediğim gibi önceki bu Apollo programlarının temel ivmelendiren şey aslında o o politik yarış olduğu için maliyet konusunda da sorun yaşanmıyordu. Ama 1990'lı yıllara artık geldiğimizde yavaş yavaş diğer milletlerden de Ay'a ilgi duyulmaya başladığını biz görüyoruz. Özellikle Japonya bu konuda ilki yapıyor ve bir uzay aracı gönderiyor. Neydi uzay aracının adı? Şuradan bakayım. Hiten. Hiten uzay aracını gönderiyor 1990'lı yıllarda ve ilk Japon uzay aracı da bu şekilde Ay'a ulaşmış oluyor. 3 görev. Sadece 1990'lı yıllarda 10 yıllık süreçte 3 tane uzay aracı gidiyor. Bunlardan biri Clementine, diğeri Lunar Prospector, diğeri de Hiten. Artık bundan sonra biraz daha amaç şey oluyor çünkü, bilimsel araştırma. Tabii önceki Apollo görevlerinde de olsun, diğer görevlerde de olsun bilimsel araştırma da vardı. Ama onların asıl amacı o değildi. Asıl amaç biraz daha o soğuk savaşta öne geçmek. Bakın biz yaptık, siz yapamadınız diyebilmekte. Benim kulaklıkta sorun mu var? Ses yankısı var ya. Evet. Ses gayet iyi geliyor. Biraz sesi... Tamam. Valla bilemiyorum arkadaşlar. Yani dışarıda gelmiyor ses ama bana da geliyor aslında. Neyse. Umarım çok rahatsız etmiyordur. Evet, 1990'lı yıllarda artık Japonya'da yarışa katılıyor ve ilk uzay aracını göndermiş oluyor. 2000'li yıllara bakalım. Hatta 2000'li yıllarda diğer ülkelerde biz burada da varız demek için aslında uzay araçları göndermeye başlıyorlar. Avrupa Birliği, Çin ve Hindistan doğrudan giriyor yarışa. Evet. Ve şöyle yapalım. Avrupa Birliği'nden ilk başarılı Avrupa Ay misyonu olarak Smart 1 isimli bir uzay aracı gönderiliyor. Japonya yine Selene diye bir uzay aracı. Kaguya diye bir isimde. Ve Çinler artık uzay aracı yapıyorlar ve gönderiyorlar. Chang'e 1 gönderiyorlar. Ve işin ilginç tarafı da Hindistanlılar bu sektöre giriyor. Chandrayaan isimli bir uzay aracı gönderiyorlar. Hindistanlıların geçen bir özelliği seneydi. Var. Efendim? Geçen İki seneydi. Hayır, yok, geçen 12, sene. Evet, aynen. Biri 2008'de göndermişler biri. İkincisi. İkincisiydi. Chandrayaan 2.
Hindistan'da çok ucuza mal etmeyi başarıyorlar. Nasıl yapıyorlar? Açıkçası tam bilemiyorum. Hatta Mars'a da gönderdikleri bir uzay aracı var. Mangalyaan mıydı? Herhalde oydu. Sadece efendim, bir şey keseceğim şu an. Instagram bir saatin üzerine oldu mu yayını durdurup. Ha, evet, kesilebilir. Şu an 9 saniye kaldı. Tamam. Biz kapatıp tekrardan başlayalım. Tamamdır. Evet, tekrar bağlandık. Evet. Instagram'da da bir sorun var. Artık bırakın diyor. Ben, bir saatten fazla yapmayın diyor. Evet. Bu arada YouTube'da canlı yayın yapmayı planlıyor musun? Çünkü orada biraz daha aslında etkileşim de olabiliyor. Yani görseller, grafikler vesaire de gösterebiliyorsun. Ya. Önümüzdeki zaman içerisinde YouTube'a geçeriz zaten. Evet. Şu an Instagram'la başlattık. Şu an hem katılımcıya ulaşma bazında, önümüzdeki dönemde YouTube'da hem görsel bazında sunum şeklinde, hı-hı, hem görsel katalım, hem de daha kaliteli olur diye düşünüyoruz. Evet. Şimdi 2000'li yıllara gelmiştik. Avrupa, Çin ve Hindistan artık bu yarışa girdi ve onlar da uzay araçlarını gönderdi. Hindistan'ı anlatıyorduk. Hindistan gerçekten ucuza mal ediyor. Bunun maliyetini bilmiyorum. Açıkçası onu da araştırsam iyi olurdu. Ama Mars'a gönderdikleri ilk uzay aracında başardılar. Ve sadece 70 ya da 80 milyon dolar gibi bir maliyetle tamamıyla başardılar o uzay aracını yapmayı ve fırlatmayı ve yörüngeye de oturtmayı. Ya bu muhteşem bir şey çünkü bizim için büyük bir para, 70-80 milyon dolar hani dile kolay ama uzay araştırmaları düşününce inanılmaz ucuz. Ki başka sektörlere, askeriye vesaire verilen, ayrılan paraları düşündüğümde çok çok daha az zaten. Dolayısıyla bu da iyi bir şey çünkü ucuzlaması uzay sektörünün herkesin yararına olacak bir şey. Evet. Şu anda bu 2000 yılında LRO isimli de bir uzay aracı gönderiyor Amerika Birleşik Devletleri. Şu anda yörüngede, ay yörüngesi aktif bir şekilde yüksek çözünürlüklü fotoğrafını çekiyor. Ayın yüzeyinin. Yani aktif bir şekilde o devam ediyor. Diğerlerinin hepsi de başarılı olmuşlar. 2010'lu yıllarda artık yeni zamanlar. Çin Chang'e 2'yi gönderiyor. Chang'e 3'ü gönderiyor. Hatta Chang'e 3'te başardığı bir şey var Çin'in. Yüzeye aynı zamanda Yutu isimli küçük bir rover da indirmiş oluyor. Yüzey aracı. Yüzey aracı. O şekilde evet. De aynen. Amerikalılar Sovyetlerden sonra yüzeyde rover gezdiren 3. ülke oluyor Çin. Aynı şekilde Artemis isimli şu anda yine aktif olan bir uzay aracı var ayın çevresinde. Chandrayaan 2 var. Az önce bahsettiğimiz Hindistan'ın ilk gönderdiği Chandrayaan 1'in devamı olan uydu. Yine yörüngede dolanıyor. Evet. Bir de Chang'e 4 var. O da geçtiğimiz aylarda sanıyorum bir yüzeye oturdu. Yılda daha doğrusu. O da yine Çin'in gönderdiği uzay araçlarından biri. Dolayısıyla ay aktif bir şekilde araştırılmaya devam ediliyor ve aslında modaya tekrar trend olmaya başladı ay araştırmaları. Evet, son yıllarda bir ülkeler bazında uzay yarışının rakipleri arttı çünkü. Sadece önceden iki ülkeydi, şu an herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor. Nereden başlayacak? En yakın yanı dibimizde ay var. Haydi tabii, aya gidelim. Bu sefer diğer önceden giden ülkeler de tekrardan bir evet aya gidelim, ayda biz de gidiyoruz falan diye. En son Trump'ın öyle bir açıklaması vardı, biz de gidiyor aya gideceğiz falan diye. Ama şu ana kadar insan bazında, canlı bazında bir tek NASA gönderdi, Amerika gönderdi. Tabii. Ama şunu şöyle söyleyebilir miyiz Mezi? Şu an ayda canlı var mı diyebilir miyiz mesela?
Teknik olarak var diyebiliriz. Çünkü hani bahsetmiştik ya, Çin'in gönderdiği uzay araçlarından biri Chang'e 3 herhalde, onu hatırlamıyorum, 4 de olabilir. Aynı zamanda bir küçük bir bitki götürdü. Ve uzay şartlarında, evet, ay ortamında, ama burada bir parantez açmak istiyorum, o hava ortamında değil. Sadece yer çekiminin düşük olduğu, pardon özür dilerim, kütle çekiminin düşük olduğu o ortamda acaba yeşerebilecek mi diye tohumlar gönderdiler. Ve gerçekten de o tohum, evet, yeşerdi, büyüdü, büyümeye başladı. Çünkü onu çeken küçük bir kamera da vardı, özel bir kutunun içerisinde. Dolayısıyla aslında şu anda ayda canlı var diyebiliriz. Ama ondan sonra şey de vardı. Bu tengritler, bu su aygırları falan var. Ha, tabii. Evet. Hindistan mıydı, İsrail miydi? Yüzeyine inmeden çakıldı çünkü. Evet. Onların kurtulup kurtulmadığını bilmiyor kimse. Olabilir de olmayabilirdi. Aha. Orada da şöyle bir şey diyelim. Aslında uzun yıllardır günümüze kadar uzay devletlerin tek elindeydi. Çünkü uzay projeleri çok maliyetli projeler ve bunun ancak devletler altından kalkabiliyor. Hatta artık bir devlet de değil. Birçok uzay projesine baktığınızda ortak çalışmaları görüyorsunuz. Farklı birkaç, evet, devletin ortak bütçelerinin ve bilgi birikiminin, beyinlerinin toplandığı projelerden ortaya çıkıyor uzay araçları ve diğer araştırmalar. Ancak günümüzde artık bu yavaş yavaş ucuzlamaya başlıyor ve herkes bilir, Elon Musk, SpaceX firması, evet, artık NASA'dan ihaleler alabiliyor. Ve dolayısıyla uzay sektöründe bazı şeylerde biraz özelleşmeye başladı. Başlamak da zorunda aslında, çünkü çok daha doğru ve iyi çözümler yapıyorlarsa neden onlara başvurmayalım? Yani neden hala NASA roketi göndermek zorunda kalsın? SpaceX artık günümüzde roketin maliyetini inanılmaz düşürdü. Çünkü yeniden kullanılabilir bir hale getirdi roketlerini. Kesinlikle. Aynı şekilde az önce bahsettiğimiz İsrail 2010'lu yıllar, yani bu yıllarda, bakayım ne zaman? 2019, geçen yıl. Geçen yıl. İsrail'in özel bir şirketi Ay'a uydu gönderdi. Google'ın açtığı bir yarışma vardı, XPRIZE diye. Ve çeşitli fazlardan oluşan bir yarışmaydı bu. İşte yörüngeye uydu çıkarmak, ayın etrafında yörüngeye oturtmak ve ayın yüzeyine yumuşak iniş yapmak gibi çeşitli kategoriler vardı. Ve bunun kazananı 1 milyon dolar mıydı sanırım, öyle bir ödülü vardı. Onu alacak. Farklı farklı aşamalarda da ufak ödüller alıyorlardı. Buna başvuran özel şirketler oldu. Bunlardan Bereşit, yani başlangıç demekmiş İbranice'de, isimli bir uzay aracını gönderen İsrailli bir özel şirket bunu kazandı. Ama en son fazı başaramadı. Çünkü ayın yüzeyine yumuşak iniş yapamadı. Hatta yumuşak iniş yapamayıp çarpmasının temel sebebi de yavaşlaması gerekirken yavaşlamaması değil, daha erken yavaşlamış olması. Böyle de ilginç bir durum var. Evet. Dolayısıyla aslında artık özel şirketler de varlığını göstermeye başladı uzayda. Kesinlikle şu an bu özel şirketler çok iyi. Özellikle SpaceX'in bu tekrardan kullanılabilir roketleri uzay maliyetini ciddi anlamda düşürdü. Hı hı. Ama şu internet projesi Elon Musk'ın, Elon Musk başımıza bela mıdır yoksa bir nimet midir, tartışmaya açık. Evet, şimdilik astronomların pek hoşuna gitmeyen bir proje. Starlink isimli bir proje var, bilmeyen izleyicilerimiz olabilir. Elon Musk'ın oradaki planı şu: ben dünyanın yörüngesi, alçak yörüngeye yüzlerce uydu göndereceğim diyor. Ve yüzlerce uyduyla çok daha ucuz internet yayını dünyanın her tarafına verebileceğim diyor uydularda. Böyle bir düşüncesi var ve bu düşünce bağlamında aşama aşama uydularını göndermeye başladı. Starlink uyduları deniyor buna. Evet. Ve bu Starlink uyduları artık farklı fazlarda gönderiliyor. Şu anda toplam 200 ya da 300 tane uydu oldu mu hatırlamıyorum. Yaklaşık olarak var. Ona bakarız, evet. Ve bu uydularda şöyle bir sorun ortaya çıktı. Biz
Biliyorsunuz gökyüzünü gözlemleyenler olarak aslında doğrudan o uyduları da görmeye başladık. Gökyüzünde çektiğimiz fotoğraflarda o uyduların aslında bize engel oluşturmaya başladığını fark ettik. Çünkü çok fazlalardı. Ve evet, güneşin kesinlikle. Işığını da oldukça iyi bir şekilde yansıttıkları için bizim görüntülediğimiz alanda kendilerini çok belli bir şekilde gösteriyorlardı. Bu aslında yerden yapılan gözlemlere bir engel. Bu nedenle aslında ciddi bir tepki ortaya çıktı aslında onlar tarafından. Elon Musk, SpaceX diyelim. SpaceX de aslında bu konuda pek önceden düşünmedikleri, hiç akıllarına bile gelmediği ama bunu değerlendireceklerini söylediler. Ve sonradan DarkSat mı? Öyle bir uydu gönderdiler. Biraz daha yüzey kaplaması koyu olan. Ama astronomlar onu da fark etti aslında. Çok da etkilemediğini falan şey yaptılar. Gördüler. Dondun. Evet, geldin şimdi. Donuyorsun. Yine dondum. Evet, sen geldin. Evet, tamam. Şu an aslında bir yandan bu UFO'cuların işine yaradı. Çünkü ne zaman görseler UFO diyorlar. Yeni UFO'lar bulmuş oluyorlar. Hem de bu sefer istilaya gelen UFO'lar yani. Evet, bir her sürü tarafta geçti diyor. Onlarca var diyor. Bir sürü paylaşımları var. Oturup gülersin yani, şey değil. Aslında çıplak gözle de görülüyor. Belli web siteleri var. Aslında gökyüzündeki belli başlı yapay uyduları çıplak gözle görebilmenizi sağlayan haritalar ve sizin yaşadığınız bölgede saat kaçta, hangi gün gökyüzünden geçiyor ve nereye bakmanız gerektiğini söyleyen web siteleri var. Bunlardan biri Heavens Above. Evet. Uluslararası Uzay İstasyonu, özellikle içinde astronotların yaşadığı bir uzay istasyonu biliyorsunuz ve üstünüzden geçtiği zaman da gerçekten çok parlak oluyor. O uzay istasyonu da o şekilde inceleyebiliyorsunuz. Aynı şekilde Starlink'leri de görebilme şansınız var. Özellikle fırlatıldığı dönemlerde oldukça parlak görünüyor. Çıplak gözle de bu net bir şekilde görülebiliyor zaman zaman. Kesinlikle. Burada istersen bitirelim Görkem. Tabii. Sorular varsa İzleyicilerimizden sorular varsa onları alalım. Evet. Evet arkadaşlar, biraz önce soruları alabiliriz. Biraz önce bir arkadaşımız ayda yetişen bitkinin öldüğünü söylemişti. Evet, belli bir süre yaşamıştı ve daha sonra kuruduğunu paylaşmışlardı. Ama ilk başta yaşardı yani. Tabii aynen. Zaten ilk başta yaşarıp yaşarmadığı çok merak ediliyordu. Onu başardılar ama bunu da öğrendiğimiz iyi oldu. Demek ki ayda yaşayan şu anda bir canlı yok. Ya bir su aygırları olursa. Japonya kaçıncı denemesinde başardı diyor. Ya aslında mesela Japonların şeylerine gönderdiğimiz uzay araçlarına baktığımızda aslında dünya yörüngesine birçok uzay aracı gönderiyorlar. Önceden de gönderdiler. Ama Ay'a gönderdikleri deneme ilk denemeydi. Dolayısıyla ilk denemesinde başardılar. Bakalım. OHEY yıldız sınıflandırması neye göre yapılıyor? OHEY. Tamam. Arkadaşlar şimdi gökyüzüne baktığınızda yıldızları aslında ilk etapta renklerini çok fark etmeyebilirsiniz. Ama dikkatlice bakın, bazı yıldızların kırmızı, bazı yıldızların sarı, bazı yıldızların da mavi olduğunu fark edeceksiniz. Aslında bu renk farklılıklarının temel sebebi yıldızların yüzey sıcaklığının farklı olması. Şimdi dünyamızda biliyorsunuz özellikle lavabolarda veya musluklarda kullandığımız renkleri hayal edin. Kırmızı renk, kırmızı ve mavi. Mavi renk de soğuk suyu temsil eder, değil mi? Çünkü biz dünyada baktığımızda sıcak, ateş en büyük örneği aslında veya lav, bunlar hep bize sıcağı anımsatır. Soğuk şeyler de buz gibi daha mavimsi renkler, soğuk renklerdir. Evet, mavi. Yani su, buz. Dolayısıyla bu şekilde biz renklendirmişiz. Ancak gökyüzünde durum tam tersi. Bunun sebebi şu, şimdi biz dünyamızda çok fazla ulaşamadığımız sıcaklıklar olduğu için
yıldızlardaki yüzey sıcaklıkları. Biz bunu tecrübe etme fırsatını bulamıyoruz ama laboratuvara girin ve bir demir parçası alın, ısıtmaya başlayın. Elinizde çok güçlü bir ısıtıcı olduğunu farz edelim. Soba olduğunu farz edelim. İlk başta o demirin kızardığını fark edeceksiniz. Ama ondan sonra bu ısıtma işlemine devam ederseniz önce beyazladığını, sonra ise mavileştiğini fark edersiniz. Bunu dünyamızda pek fazla görmemiz mümkün olmadığı için aslında bunu örneklendirmek çok doğru mu bilmiyorum ama öyle bir durum var. Dolayısıyla yıldızların da yüzey sıcaklığına baktığımızda sıcak yıldızlar, mavi renkli yıldızlar oluyor. Yüzey sıcaklığı yüksek olan yıldızlar. Yüzey sıcaklığı düşük olan yıldızlar ise kırmızı renkli yıldızlar oluyor. Bizim güneşimize baktığımızda beyaz sarı arası. 5500 santigrat derecelik bir yüzey sıcaklığına sahip. İşte bu yüzey sıcaklığı da aslında o O, B, A, F, G, K, M şekilde tayf sınıflandırılmasına yol açıyor. O en sıcak yıldızlar, mavi renkli olanlar. M de kırmızı cüce yıldızlar. Kırmızı renkli cüce yıldızlar. Bir dostumuzdan ekleme geldi. Aslında alfabetik başlamışlardı, evet. Ama sonra böyle garip bir sıraya geçtiler. Evet, çünkü bunu tek bir kişi yapmıyor. Evet. İki kişinin çalışması. Aslında daha fazla. Burada kadınların etkisi çok fazla. Çünkü Harvard'da sanırım 1900 tam yılları hatırlamıyorum ama herhalde 30'lu yıllar sanıyorum. Harvard'da bir grup kadın, aslında Henrietta Leavitt bunların başında bir bayan başlatıyor aslında. Doğrudan onlar çalışıyor. Büyük Magellan Bulutu'ndaki yıldızları sınıflandırmaya başlıyorlar. Onlar keşfediyor böyle bir harf kodlaması olabileceğini. O şekilde devam ediyor çalışmalar. Evet. Var mı başka sorusu olan? Sorular bekleyelim, bir gelirse alalım. Merhabalar. Şu an bizim ileriki zamanda Ay'a gönderebileceğimiz Ay projeleri bazında ne? Evet, onlara bakalım. Aslında artık yavaş yavaş tekrar insanla uçuşlar başlayacak. Çünkü dediğim gibi önceden, Ay bizim için stratejik bir nokta. Biz bir şekilde Ay yüzeyinde kolonileşme demek çok doğru mu bilmiyorum ama Ay yüzeyine yerleşmeyi başarabilirsek biz Ay'ı artık farklı yerlere, uzayda farklı gezegenlere gitmek için kullanabiliriz. Çünkü Ay'ın kütle çekimi çok düşük. İstasyon. Aynen. Ay'ın kütle çekimi çok düşük. Dolayısıyla Ay'dan kurtulup uzaya çıkmak çok kolay. Dolayısıyla düşük maliyetlerle tabii geleceği konuşuyoruz. Oradan çıkıp uzay yolculuklarına geçiş yapmak çok daha avantajlı olacak bizim için. Aslında bu Ay'ın bir istasyon gibi kullanma fikri bu 2000'li yılların projesiydi. Yani bundan çok önceden bunu yapmış olmalar lazımdı. Ama şu an sürekli erteleniyor. Son yıllarda biraz bir etki var. Biraz özellikle SpaceX'in biraz uzay alanda maliyeti düşürmesinin artması da var. Kesinlikle. Daha çok tekrardan insanlar gözünü Ay'a dikti, gidecek yani. Tabii. Şimdi NASA bir modül geliştiriyor. Bu arada arkadaşlar, NASA diyoruz, Amerika diyoruz, Sovyetler Birliği diyoruz. Lütfen bunu şu şekilde algılayın. Millet değil. İnsanlık olarak algılamamız gerekiyor. Ya burada bizim aslında bugün 1950'li 60'lı yıllarda yapılan çalışmalar ve soğuk savaş dönemleri vesaire, o zamanki başarılar tamam milletlerin başarısı ama aynı zamanda insanlığın başarısı. Çünkü insanlık artık uzaya çıkmaya başladı. Dolayısıyla bunu millet bazında değil de daha genel, daha global düşünmek gerekiyor. İnsanlık aslında artık uzaya çıkmaya başladı. Mesela 2021 yılında planlanan bir uçuş var Ay'a. Artık NASA, Amerika Birleşik Devletleri
Ay'da yerleşim yerini kurma çalışmalarına başlayacağım. 2024 yılında özellikle Güney Kutbu'nda, Ay'ın Güney Kutbu'nda, ki niye Güney Kutbu diyoruz? Güney Kutbu, önceden bahsetmiştim, Ay'da bazı kraterlerin diplerinde buz var. Dolayısıyla o buzları rahatlıkla kullanabilmeniz gerekiyor. Ulaşılabilir bir yerde olması gerekiyor. Bu nedenle Ay'ın Güney Kutbu seçilmiş. Oraya bir yerleşim kurma planı var. Tabii ki bu yerleşim kurma planı çok basit değil. Yani buradan hadi bir aileyi alıp götürelim, orada yerleşsin, yayılsın değil. Çok planlı, uzun sürece yayılan bir aşama olacak aslında bu durum. Orion modülü isimli bir modül var. Artık NASA'nın yeni nesil uzaya çıkacak modül olarak geliştirdikleri bir modül. Boeing geliştiriyor, pardon, NASA değil. Ya da karıştırıyor da olabilirim, ona bakalım. Ve bu modülü kullanarak aslında Ay'a gidip, önce Ay'da tabii ki böyle tesisler kurulması, yerleşim yerleri kurulması planları var. Aynı düşünce Mars için de var bu arada, ama Mars biraz daha uzak gelecek için aslında bu düşünülüyor. Bu projenin adı Artemis. Aslında Artemis diye şu anda da bir uzay aracı var. Aktif evet. olan. Ama ikisi farklı. Aslında aynı evet. projenin farklı ayakları. Aslında Artemis bir yandan da Ay'ın mitolojik ismi. Evet. Ondan dolayı da hani Artemis'e bayağı bir yoğunluk var. Evet. Hatta Andy Weir'ın bir romanı vardı, hatırlıyor musunuz? Marslı diye. Geçmiş yıllarda çok hatta filmi önce çıktı. Sonra kitabı ünlü olmaya başladı. Kesinlikle okumanızı öneririm. Çünkü ben filmi izledikten sonra okumama rağmen inanılmaz keyif aldım. Çok güzel bir Türkçe çeviri. Aynı yazar Andy Weir Artemis isimli bir kitap da yazdı. Bu sefer Ay'ı anlatan bir kitap bu. Ay'da yerleşimi konu alan bir kitap. Tabii diğer ülkeler de... Geçen sene bir şey oldu. Geçen sene yayınlanan bir film vardı. O da Yıldızlar Arası mı, Yıldızlar'la ilgili bir filmdi. Hı hı. Orada mesela bu Ay projeleri çok güzel anlatılıyordu. Ay'ın bir istasyon şeklinde. Hani buradan başka bir gezegene gidecekseniz önce Ay istasyonuna. Oradan nereye gidecekse oradaki roketlerle direkt gönderiliyordu. Evet, kesinlikle. Aslında gelecek o şekilde olması gerekiyor. Olacaktı çünkü işin kolay tarafı bu. Olması gereken tarafı bu. Dünyamızdan doğrudan, Allah söyledik umarım çıkarız. Dünyamızdan doğrudan çıkmak çünkü çok ciddi maliyet. Ve şöyle de bir durum var. Bir uzay aracı hazırladınız. Sadece bir şişe ekstradan su götürmek istediğiniz, aynen, yarım litre binlerce dolara mal oluyor. Hala yeterince ucuzlamış değil. Dolayısıyla o anlamda biraz daha yaklaşık 20 bin doları, yani evet. yarım litre yaklaşık 20 bin dolara bedel. Yani maliyet olarak bu şekilde bayağı bir pahalı. Bu arada sorusu olan arkadaşlar varsa alabiliriz. Evet. Bu arada şeyi de anlatayım. Diğer ülkelerde ilgi duymaya başlıyor tabii ki uzay yarışında. Özellikle evet. Güney Kore mesela KLPO isimli bir uzay aracı gönderecek. Yine bu 2020'li yıllarda göndermeyi planlıyor. Aynı şekilde CLPS isimli artık özel sektör de bu işin içine girdi demiştik. Ticari roketler kullanarak Ay'ın yüzeyine değerli yük. Yani orada ölçümler yapacak araçlar gönderecek projeler planlanıyor. Tabii Çin de Chang'e serisini devam ettirecek. Chang'e 5 olarak gitmeye devam ediyor. Sinan yazmış. Apollo projesi mitolojik karakterler Apollo'dan almakta. Artemis'in mitolojide Apollo'nun kız kardeşi. Ay'a üst kurduktan sonra kadın astronomların gönderilmesi planlanmakta. Evet, hatta geçtiğimiz aylarda NASA bir uzay kostümü göstermişti, hatırlıyor musunuz? Daha kullanılabilir bu uzay kostümü. Aslında şöyle, evet. Uzaya gittiğinizde uzay çok sert bir ortam. Gerçekten hem sıcaklık çok
deli uç noktalarda. Hem basınç hiç yok neredeyse, ortam olmadığı, atmosfer olmadığı için. Dolayısıyla insan vücudu için kesinlikle uygun bir ortam değil uzay. Bu nedenle uzaya giden astronotları çok kaba kıyafetler içerisinde görürsünüz. Çünkü o kıyafetin içinde aslında kendi atmosferi var. Sizin parçalanmamanız için sahip olmanız gereken dış atmosferi, dış hava ortamını sağlayan ve içeriden içeride ısıtıcılar var. Sizin uygun sıcaklıkta kalmanızı sağlayan sıcaklıklar. Dolayısıyla çok kaba kıyafetler. Bu kaba kıyafetler evet. içerisinde çok basit işlemleri bile yapamıyorsunuz ve çok zor yapıyorsunuz. Yani küçük bir vida çevirme bile inanılmaz uzun sürüyor. Eğer Uluslararası Uzay İstasyonu'nun bazen böyle çalışmaları oluyor, internette canlı yayınları var, İzlerse saatler sürer. Aslında basit bir işlem ama gerçekten saatler sürer. Özel aletler kullanmak zorunda kalıyorlar zaten o basit işleri yapmak için bile. İşte bu NASA'nın tanıttığı uzay kostümü biraz daha o işleri kolaylaştırmak için, hareket yeteneğini artırmak için tasarlanmış bir kıyafetti. Gerçekten de eklem yerleri falan rahatlıkla dönebiliyor serbestçe her tarafa. Tabii teknoloji geliştikçe, malzeme mühendisliği de geliştikçe artık tekniklerle birlikte daha kullanılabilir kıyafetler de gelişiyor. Bu arada bir 5 dakika sonra bitirebiliriz. Sorularınız varsa tabii. Alalım. En son şeyden bahsedebiliriz mesela. NASA neden 24 saat canlı yapmıyor diye. ya uçakları izliyorlar ya. ya NASA'nın TV'de canlı yayın sürekli var. Aynen. Açıkçası ben oturup da bir 24 saat acaba kesiliyor mu kesilmiyor mu diye kontrol etmedim. Ama onun bence bir teknik problemi bile yoktur yani zannetmiyorum. Kesin bir şey de söylemek istemiyorum şimdi dediğim gibi izlemediğim için. Hani yapıyorlar ya gibi iddialı bir kelime de söylemek istemiyorum cümle. Ama bence bir sorun yoktur yani onun farklı bir sebebi olabilir. ISS'te bir şey gönderilmezse nasıl hayatta kalır oradaki astronotlar? Kalamazlar. kalamazlar hani yiyecek hani suyu karşılarlar. Ama yiyeceği karşılayamazlar çünkü tabii, yiyecek tamamıyla dünyadan gidiyor. Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki birçok şey aslında geri dönüşümle işliyor. Geri dönüşümün en verimli uygulandığı yer dünya üzerinde diyeceğim. Veya dünya çevresi Uluslararası Uzay İstasyonu. Kesinlikle. Çünkü uzay ortamındalar ve aksi bir durumda kesinlikle yani yardım gelme ihtimali yok. Yani belli bir süre zaman alır tabii ki yardım gelmesi. Bu nedenle olabilecek en uygun koşulları yaratmak zorundalar orada. Orada hava kesinlikle geri dönüşümlü. Su kesinlikle görülüyor. Oradaki mesela idrarları bile boşa gitmiyor. Onlar belli bir sisteme giriyor. Gereksiz parçalardan ayrılıyor, bileşenlerden ayrılıyor. Tekrar içilebilir su olarak sisteme geri dönüyor. Ama tabii yiyecek stokları sınırlı. Bu nedenle de zaman zaman uçuşlar gerçekleştiriliyor Uluslararası Uzay İstasyonu. Oraya malzeme götürme ve deney kitleri vesaire götürme uçuşları oluyor. Farklı uzay araçları ama şu anda artık sadece Soyuz uçuşları var Rusların. Görkem sana bir soru vardı. Evet. Halil sormuş. Kaçırdıysam affedersiniz diye. Görkem Hoca şu an ne çalışıyor ve dünyadaki çalışan astronomi konuları hakkında neler diyor diye. Şu anda aslında doktora konum biraz daha radyo astronomi üzerine. Yani ilk senem olduğu için belirli bir konu yok. Ben yüksek lisansla radyo astronomi çalıştım. Bir küçük bir radyo teleskopu yaparak güneşten gelen radyo akılarını ölçtüm. Bunun üzerine bir tez yazdım. Aslında doktora çalışmalarım sırasında radyo astronomi üzerinde ilerlemek istiyorum. Muhtemelen de o şekilde ilerleyeceğim. Farklı farklı konular var çalışılabilecek. Mesela geçen gün yine bizim arkadaşımızdır Kerem. O da Armak'ta, o da radyo astronomi çalışıyor. Onun çalıştığı gibi galaksi içerisindeki moleküler bulutları da çalışabilirsiniz veya çok daha uçuk noktalar olan pulsarları da çalışabilirsiniz. Tabii ki elden gelen imkanlar dahilinde. Ama şu anda muhtemelen ben yine radyo astronomi üzerinde devam edeceğim. Güzel. Uzay istasyonu dışı çok soğuk mu diye. Evet gerçekten çok soğuk. Uzayın kendisi soğuk zaten.
yani uzay istasyonu astronot kıyafetleri olmadığı takdirde hani bir canlının yaşama gibi şansı yok. Evet, banyolarını nasıl yapıyorlar diye sormuşlar. Ya orada şimdi yer çekimsiz ortam. Kütle çekimi yok ya da hissedilmiyor demek daha doğru olur. Çünkü serbest düşme hareketi var. Dolayısıyla her şey orada uçuyor. Şimdi duş başlığını takıp duş almanız mümkün değil. Kuvvetle muhtemel, herhalde öyle duymuştum. Kesin bir bilgim yok ama öyle olmak zorunda diye hissediyorum. Böyle ıslak havlularla vesaire temizliklerini gerçekleştiriyor olmaları lazım diye tahmin ediyorum. Genellikle ıslak mendil, ıslak mendille temizlendiği söyleniyor. Veya eskiden öyle bir çalışma vardı, bir kapalı bir alan içerisine girip kendini ıslatıp o şekilde, ama su gene havada kalıyordu. Son zamanlarda genellikle hani tamamıyla ıslak mendil sayesinde veya astronot kıyafeti değiştiğinde direkt çöpe atıyor, hani yıkanma gibi şansı yok. O nedenle hani uzay istasyonu o kadar da mis kokulu değil, söyleyelim. Evet, şu an COVID-19'dan dolayı gitmiyor. Ne yapacaklar diyor. Gidiyor, geçen gün geldi. Evet, geçen gün geldi zaten. Yani ona devam edecek o şeylerin durması gibi bir durum şu anda mümkün değil. Orayı ihmal edemezler yani. Gönderilen roketler ne kadar büyük diyor. Arkadaşımız. Çok küçük görünüyor. Ya aslında o kapsüller küçük, büyük kapsüller değil. Şöyle düşünün, içinde 2-3 tane kişinin sıkışarak oturduğu bir kapsül düşünün. Onun bir tık daha büyüğünü hayal ederseniz aslında o şekilde kapsüller. Uzay istasyonuna gönderilen kapsüller. Evet, hocam gök cisimlerinin küresel bir şekilde olması, sahip olmasının sebebini öğrencilere nasıl anlatabiliriz? Aslında onun için güzel bir deney hazırlansa çok keyifli olur. Çünkü kavramaları da kolaylaşır. Ya biraz ifade üzerinden anlatılabilir ama senin bildiğin daha basit bir yöntem var mı Mahmut? Küresel bazda bir maket çalışması ve deney şu an hani tam aklımda değil aslında. Ama yapılabilir hani çünkü bir hava basıncı, kütlesel çekim ve hem dönen hem dolanan gök cisimleri hem kütle çekimi baskısıyla hem de sürtünmenin etkisiyle bir küresel hal alıyor. Tabii, yani küresel şekli almasının sebebi aslında o küreselliğe gelebilecek kadar kendi eksen etrafında dönebiliyor olması ve belli bir kütleye sahip oluyor olması. Bu nedenle o şekilde oluşmaya başlıyor. Aslında evet, kendi eksen etrafında çevirdiğiniz bir şey merkez kaç kuvveti olduğu için dışa doğru da bir etki özellikle o ekvator düzleminde sebep oluyor. Dolayısıyla Mahmut'un önceden anlattığı dünyamızın o geoid şekli, yani kutuplardan basık olmasının sebebi de o. Ama küçük çocuklara nasıl anlatılabilir? Açıkçası onu güzel bir görsel deneyine düşünmek gerek. Onu hatta not aldım. Güzel düşünce, onu düşünelim. Kesinlikle düşünmemiz lazım. Yer çekiminden dolayı mideleri bulanır mı diyor. Hala uzay istasyonu ile ilgili. Yani evet, sürekli kusuyorlar. Evet. Ya belli bir süre tabii ki bulanıyordur da sonra alışıyorlardır sanıyorum. Çünkü insan vücudu normalde doğduğunuzdan beri bir yer çekimi kuvvetiyle tanışık ve onunla birlikte yaşayan bir bedene sahipsiniz. Dolayısıyla bir anda o etkiyi kaldırıp uzayda bir boşlukta olmanız şey gibi hayal edebilirsiniz. Siz asansörde hızlı bir şekilde aşağı indiğinizde, bazı asansörlerde o ayar iyi yapılmaz, o anlık hissedersiniz o iç mide bulantısı duygusunu. Belki öyle bir his yaşıyorlar olabilir. Evet. Astronotlar ne sıklıkla çıkıyor ve yapay kütle çekimi şart diyor. Astronotlar ona göre eğitim alıyor. Evet. Hani gidenler hazırlıklı gidiyor. Pratikte çok mümkün değil. Şöyle çok mümkün değil. Şimdi bilim kurgu filmlerinden aşina olduğumuz yapay kütle çekimi
gerçekleştiren, sağlayan uzay araçları var. Böyle bir uzay aracı düşünün, çevresinde halka şeklinde bir modül. O halka kendi ekseni etrafında dönüyor. Ve dolayısıyla dışarı olan merkez kaç kuvvet aslında onun içindeki bir insan için yer çekimi etkisi sağlıyor. Ama bu aslında hesaplandı. Gerçekten büyük bir modül gerekiyor onun için. Hani böyle pratikte çok rahat rahat yapılabilecek bir büyüklük değil. Uluslararası uzay istasyonuna çok daha büyük bir modül gerekiyor. O yöntemle kütle çekim, yapay kütle çekimi oluşturmak için. Astronotlar ne sıklıkla çıkıyor diyor. O tamamıyla her astronotun göreviyle alakalı. Kimisi bir yıl kalıyor, kimisi bir ay kalıyor. O tamamıyla değişken bir şey. Düşünelim evet, demiş hocamız. Rekor bir yıldı değil mi? Namut şey. Rekor evet bir yıl. Kimdi o? Kanadalı bir astronot vardı. Kevin Scott mıydı? Yok Kevin Scott Kelly. Bizim farklı biri. Scott Kelly değil mi? Kelly evet Kelly kardeşler. Aynı zamanda onlar şey Einstein'ın hangi şeydi? Şu ikizler paradoksu. Evet ikizler herhalde paradoksu ama... ile ilgili. Evet evet. Onunla ilgili bir yandan bir deney yapmaya çalıştılar. Çünkü 10 ikizi vardı dünyada bırakıldı. Bir yıllık uzay istasyonunda kalan astronot geri geldiğinde 5 santim uzamıştı. Ve aynı zamanda yani DNA'sında değişimler olmuştu. Yani aslında bir yandan da o teorisi ispatlar niteliğindeydi. Ama Einstein'ın teorisi uzayda ışık hızında hareket etmenizle alakalı. Evet. Kesinlikle. Yani bir kısmen ispatlamış oldu. Aynen. Farklı deneyleri de bence yapmışlardır. Çünkü ikizler olabilecek birbirine en yakın iki yaşam formu şey olarak. Hani genetik olarak da. Uzayın o beden üzerindeki etkisinin araştırılması için iyi bir örnek aslında. Çünkü bir yerde de kontrol örneğimiz var aslında. Kontrol deneyi yapabileceğiniz bir fırsat var. Onu değerlendiriyorlar. Astronotların psikolojileri bozulmuyor mu diye nasıl dayanıyorlar? Aslında gitmeden önce birçok testten geçiyorlar. Birçok psikolojik ve gerek dinamik gerek spor testlerden geçiyorlar. Yani gidenlerin psikolojisinin bozulması doğal. Çünkü şu an biz 2 haftadır evdeyiz. Ciddi anlamda psikolojimiz yakında bozulacak. Onlar aylarca uzay istasyonunda kapalı bir kutunun içerisinde kalıyor. Ve yer çekimi yok. Hani ister istemez psikolojinin bozulması doğaldır. Tabii kaldı ki o konu ciddi araştırılan ve ciddi anlam bir konu. Çünkü Mars'a yolculuk konuları da gündemde. Dolayısıyla bizim şu anki teknolojimizle Mars'a göndereceğimiz insanlı uzay araçları ciddi maliyetler harcansa bile maalesef oldukça küçük kalmak zorunda. Ve oradaki astronotlar uluslararası uzay istasyonundakiler kadar şanslı da olamayacaklar. En azından uluslararası uzay istasyonunda bulunan astronotların hareket etme yeteneği çok sınırlı değil. Modüller arasında uçarak geçebiliyorlar oldukça. Aslında alanları var hareket etmek için. Ancak Mars'a gönderilecek bir uzay aracında o imkanları da olmayacak astronotlara. Yakın gelecekte yer gitmeyi planlıyorsak. Dolayısıyla orada çok daha ciddi psikolojik problemlere gebe o durum. Bu aslında şeyde kutuplarda Mars'la ilgili yapılan çalışmalar var. Bu çünkü insanlar Mars'a gidecek. Mars'ta belli bir süre kalacak. Orada yaklaşık bir yıl boyunca 3-4 tane insanı tek bir kabin içerisinde bırakılarak gözlem altına alınıyor. İşte nasıl tepkileri nasıl değişecek, psikolojisi nasıl değişecek, DNA'ları değişecek mi, hani sinirsel bazda nasıl olacak, olaylara nasıl tepkiler verecek diye. Şu an zaten test ediliyor. Hani şu an Mars için bunu yapılıyor ama Ay için, uzay istasyonu için bu çok daha farklı oluyor zaten. Birçok testten geçip kısa süreliğine gidip geliyorlar zaten. Evet. Bir kitap önerimiz var. Uzayda Nasıl Giyirilir? TÜBİTAK yayınlarındaymış. Aslında güzel bir kitaba benziyor.
Muhtemelen uzaydaki o pratik işleri nasıl yapıyorlar, günlük işlerini. Onun tarzı bilgiler sunuyor olabilir. Teleskop önerisi, onu biz başka bir yayında yapalım. Aynen. Çünkü o geniş bir konu, tam bir konuya yayılacak bir konu yani. Evet, aslında kesinlikle. Onu... Farklı konularda konuşabiliriz. Kesinlikle. Onu başka bir yayında yapan teleskoplarla ilgili. Sinan ne demiş? Az önce bahsetmiştik ya, acaba gezegenlerin küreselliğini çocuklara nasıl anlatabiliriz diye. Evet. Küresellikle ilgili güzel bir öneride bulunmuş. Sahip olduğu bir top, bir silgi. Ya olabilir işte, da... onu bir düşünmek gerekiyor. Evet, bir denemek lazım. Özellikle kolay bulunan şeylerle yapılan ufak deneyler çok daha etkili oluyor. Herkes ulaşabiliyor çünkü. Kesinlikle. Biz istersen burada kapatalım. Tamamdır. Son eklemek istediğim bir şey varsa ekleyelim. Yaklaşık 2 saate yaklaşıyoruz. 2 saat oldu mu? Ben acaba 1 saate bitirebilir miyiz diye düşündüm. 2 saat olmadı ama 1 saat 40 dakikayı geçti. Biz de izleyicilerimizi daha fazla tutmayalım. Ben teşekkür ediyorum Mahmut. Güzel bir yayın olmuştur. Umarım faydalı olmuştur. Ben de teşekkür ediyorum. Hatamız olduysa affola. Rica ederim. Çok güzel Instagram bilgiler oldu. Bizi de takip edebilirsiniz. Yavaş yavaş ben de online aktifliğimi sürdürmeye başlayacağım. Yani varlığım artık olacak online dünyada. Görkem aslında astronomi camiasında biliniyor ama sosyal medyada biraz sessize almıştı kendisi. İnşallah evet. Tekrardan onu görürüz diye. Umarım. Bu arada şöyle bir hatırlatma yapmak isterim. Bizim Cuma günü bir yayınımız olacak. Daha posterini paylaşmadık. Bunu bir yarışma yapacağız aslında. Online astronomi bilgi yarışması yapacağız. Instagram üzerinde canlı yayın yapacağız ama bununla beraber bir sayfa üzerinde de biz online astronomi bilgi yarışması yapacağız. İlk defa deneyeceğiz. Bu korona bize çok şey yeni denettiriyor. Biz de deneye deneye hem öğreneceğiz hem öğretmeye çalışacağız. Cuma günü tekrardan görüşürüz. Konusu zaten şeydi, aydı. Aydı anlattığımız aslında birçok şey de başarısızlıktı. Ama o başarısızlıklar, evet, zamanda yapılan hatalar tekrarlanmadığı veya tekrarlanmamaya çalışıldığı için bugünlere gelebildik. Dolayısıyla hatalar yapmak gayet doğal. Hatta yapmak iyidir. Çünkü en azından yanlış bir şeyi de görebiliriz. Kesinlikle hata yapmamız lazım ki doğruyu bulalım. Yani hata yapmadan doğruyu bulmak o sıkıntılı aslında. Evet. Biz burada bitirelim. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Hepinize teşekkür ediyoruz. Cuma günü tekrardan görüşmek üzere. Evet. Görkemciğim sana da iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar Mahmut. Teşekkürler. Tekrardan görüşmek üzere. Dikkat edesiniz kendinize dostlar.